Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi Merhaba, hoş yayınımızda, bulduk. merhaba Murat Bey. Bugünkü Mesele Ekonomi'mizde konuğumuz uluslararası turizmci Murat Serim. Kendisiye geçen sene de yapmıştık. Hem yaz sezonu, turizm sezonu öncesi hem de sonrasında bir defa daha buluşalım dedik. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, buyurun. Şimdi Murat Bey, turizm sektörü tartışmalı bir sektör oldu. Çünkü Türkiye ekonomisi açısından da önemli. Hem işte istihdam piyasasında, işte cari açık finansmanı kısmında, işte döviz ihtiyacımız da malum. Aynı zamanda tabii herkesin de bir tatil ihtiyacı olduğu için popüler de bir konu. O yüzden gözlerin Evet. sürekli üzerinde olduğu bir sektör, turizm sektörü. Biz de işte bugünkü yayınımızda hem bu sene 2024 yazı, işte turizm sezonu diye tabir ettiğimiz yaz, ilkbahar yaz sezonu, beklentileri ve olası senaryosu konuşmak istedik. Şimdi birkaç tane bir ana başlığımız var ama önce tabii Evet. izleyeceğimiz de seyireceğimiz de çok merak ettiği bazı sorular var. İşte popüler. Ondan sorayım. Tamam. Tahmin İstiyorsanız. Sonra ediyorum. biraz da Buyurun. genel çerçeveyi oturturuz. Tamam. Neden vize alamıyoruz biz? Değil mi? Çok fena bir süreç yaşıyoruz 200 senedir ve gittikçe de kötüleşiyor. Yani süreç daha iyiye doğru evrileceğine daha da kötüye gidiyor. Ben size hemen böyle sıcak piyasanın içerisinden söyleyeyim. 40 kişilik bir grup var. Portekiz'e gidecekler. Bunlar davetliler, orada sergi açacaklar. Efendim fotoğraf sanatçıları, burada bir takım derneklerin organizasyonu. Portekiz vizesi alamıyorlar çünkü yer şey yok. Randevu talepleri cevap karşılanamıyor. Belki randevuyu elde etseler hani verecekleri dokümanlarla vizeye de sahip olacaklar ama öncelikle randevu alamıyorlar. Şu an anladığım kadarıyla en büyük sıkışıklık randevuda. Hatta düşünsenize yazın Avrupa Şampiyonası var, olimpiyatlar var. Türkiye'den birçok ziyaretçi gitmek istiyor. Firmaların davetlileri var. Bu organizasyonlara, etkinliklere katılacak. Onlar dahi vize alamıyorlar. Şurada olimpiyatlara, Avrupa Şampiyonası'na hiçbir şey kalmadı yani birkaç ay var. Ve vize sıkıntısı sürekli devam ediyor. Şeyler, konsoslukların dedikleri vize rakamlarında hiçbir değişiklik yok. Hakikaten ben de bir göz attım. 2019'da ne kadar vize verildiyse 2023'te de o kadar vize verilmiş. Fakat talepte bir yoğunluk var. Konsolosluklar da yeni yer açıp o talebi cevaplandırmıyorlar. Yani hani biz işte 5 bin dosya alıyorsak hani bu sene 10 bin dosya alalım, daha sıkı çalışalım demiyorlar. Çünkü bence vize kotasını aynı bırakmak istiyorlar. Yani 2019'da 100 bin kişiye vize verdilerse, toplamda Schengen ülkeleri için söylüyorum, 2024'te biz gene 100 bin kişiye vize verelim, daha fazla insana vize vermeyelim diye bir bakış açısı var. Aynı zamanda tabii geçmiş yıllara göre vize başvurularında evrakların incelenmesi de çok uzun sürüyor benim anladığım kadarıyla. Daha fazla, daha detaylı evrak istiyorlar. Biraz da bu bizdeki evrak tedarikine güvenleri yok gibime geliyor. Onları çok ciddi tasnif edip doğru mu değil mi araştırmaya oluyor. Bu da zaman alıyor. Sanıyorum bu en büyük neden. Peki bunun arkasında tabii bu biraz da spekülatif bir soru özellikle sizin açınızda ama bunun arkasında siyasi sebeplerin de olduğu söyleniyor. İşte Türkiye'nin göçmen sorununun, Türkiye'nin bir transit Tabii tabii ülke muhakkak, olma vaziyeti muhakkak. var. Sonra Türkiye'den Muhakkak, ciddi muhakkak. şekilde Türk vatandaşlarının da yurt dışına çıkma, Evet. göç et bir şey var. Evet. Şimdi zaten ekonomik Yerleşme, sıkıntı o tip şeyler de bir, var değil yani mi? çok, çok iyi biliyorsunuz Semih Bey, ekonomik sıkıntı yaşanan bir ülkeden göç çok daha fazlalaşır. Yani bir ülkede ekonomik kriz varsa, normal senede 1.000 kişi o ülkeden yurt dışına göç etmeye çalışıyorsa bu rakam 10'la 20 ile 30'la çarpılır. O Türkiye'de de ekonomik bir sıkıntı var. Yani sadece siyasi değil, çok ciddi ekonomik bir sıkıntı var. Genç nüfus, çalışan kesim, çok daha fazla sayıda insanın Avrupa'ya, yani tırnak içinde söylüyorum, kaçmaya çalıştığını biz de biliyoruz. Bir şekilde kapağı oraya atmaya çalıştığını biz de biliyoruz. Dolayısıyla bu da şey yaratıyor. Yani aman daha dikkat edelim, daha tedbirli davranalım, daha sıkı Evet. davranalım. Evet. Belli bir kotamız var, bu kotayı aşmayalım diye düşünüyorlar. Siyasi olarak hani siyasi olarak belki bir şey yapılabilir, hani daha kotayı yükseltelim, daha çok insana vize verelim denebilir. Ama o da siyasi ilişkilerle sağlanacak bir şey yani. Tabii. İkili ilişkilerle sağlanacak bir şey ancak bu kotanın yükseltilmesi. Şu da var mesela benim duyduğum, şimdi takdir edersiniz ki ülkeler bizim gibi öyle kapılarını açıp herkes gelsin demiyorlar. Belli planlar yapıyorlar. Adam diyor ki bana senede 100 bin tane Türk gelse, bunun %2'si burada kalsa, bir daha geri dönmese,
İşte bu 2000 Ciddi. Türk yapar. Ben bunu şey yapabilirim, ticari edebilirim, sindirebilirim 2000 Türk her sene kaçak olarak benim ülkemde kalsa. Ama bu sayı işte 20 bin olmasın, 10 bin olmasın, 2000 de kalsın. Kotayla alakalı o 100 bin Türk içerisine duyduğum kadarıyla yeşil pasaportları da dahil etmişler. Şimdi Türkiye'de bir de bir yeşil pasaport gerçeği var Evet, aslında. öyle bir gerçek. Evet. Herkes yeşil pasaport almaya çalışıyor. Farkında mısınız? Eskiden sadece devlet memurları 15 seneyi dolduktan sonra yeşil pasaport alırdı. Sonra bu yeşil pasaport bazı sektörlere, bazı kişilere bir hediye, bir cülus olmaya başladı. Avukatlara verildi. Ya binlerce avukat var yeşil pasaport alabilen. Ondan sonra işte iş adamlarına dediler ki 500 bin dolara kadar düştü. 500 bin dolar eğer siz ihracat yapıyorsanız yeşil pasaportta hak kazanıyorsunuz. Siz ve aileniz aynı zamanda 25 yaşına kadar olan çocuklarınız. Bu da ciddi bir rakam. 500 bin dolar ihracat yapan çok kişi var bu ülkede Allah'a şükür. Bu da hep aynı kotadan gidiyor. Evet. Şimdi bütün sektörler, ben onu gördüm bir de, bütün meslek odaları, öyle söyleyeyim. İşte mimarlar odası, mühendisler odası, Baskı efendim yapıyor, rehberler odası, ne varsa herkes hükümete baskı yapalım, biz de yeşil pasaport alalım derdinde. Ya bu nasıl olacak? evet. Hiçbir fikrim yok. Herkes yeşil pasaport derdinde şu an ülkede. Evet, gerçek pasaport, gerçek vize, pasaport, buna gerçekten Türkiye'nin son dönemde artan sorunları. Çünkü eskiden hani maddi durum biraz daha kısıtlı, gençler daha zorladı, bunu biliyorduk ama benim etrafımda Evet. da daha önce çok vize almış, çok Schengen almış, uzun süre Schengen almış insanlar bugün işte 6 ay veya hiç aramama gibi Evet. durumlar karşı Evet. Evet. karşıya, Çok kötü. yani Çünkü çok kotaya takılıyorlar işte. Yani bir evet. belli bir kotası var. Adam diyor ki ben 4 senelik bir yani Türk vatandaşına 4 senelik vize sadece 1000 tane Türk vatandaşına verir. O 1000 taneyi doldurduktan sonra ya da yeşil pasaportları da onun içerisine dahil edince kota gittikçe ufalıyor, daralıyor. Bu sefer siz Evet. senelerce 5 senelik vize alan insan 6 aylık vizeyle Alınır. karşılaşıyorsunuz. Ama Maalesef öyle. turizmin şu an yurt dışına giden Türklerin en büyük problemi o. Yani insanlar sadece turist olarak da değil. Üzülüyor insan. İş. Çocuğunu görmeye gitmek isteyen var, Çocuğu. iş için gitmesi gereken var. Çok önemli bir davet alan üniversite Doğru. öğretim üyesi var. Yani inanılmaz bir durumda. Bunu ancak çözerse tabii siyaset çözer. Avrupa Evet. Birliği ile ilişkilerle siyasetle çözülebilir. Ne Evet, turizmciler ne evet. başka bir sektör bunun altından kalkamaz. Evet, doğru söylüyorsunuz diyelim ve ikinci çok merak eden konumuza geçelim. Tamam, yurt dışına gidemiyoruz. Gitmekte Evet. zorlanıyoruz. Ama yurt dışına Ama bu tatile arada size kavga şunu ediyoruz. söyleyeyim. Bu sene gene yurt dışına giden ilk Çok. Mayıs ayındayız. Bu tarihe kadar geçen seneye göre yurt dışına giden Türk sayısı gene %10-15 artış göstermiş durumda. Evet. Bir şekilde Onu yana gidiliyor. bir şekilde gidiyor. Daha kısa Evet. gidiyor. Daha çok Ya da vizesiz şey ülkelere çekiyor. daha çok gidiliyor. Vizesiz ülkeye. Onun Evet. işte ekonomik sebeplerini de soracağım ama istiyorsanız şey geçelim. Vize almakta zorlanıyoruz. Türkiye tatil yapalım dedik. Türkiye'de yabancıya göre daha fazla para veriyoruz. Veya onur kırıcı, inanılmaz garip bir Bu bir hikaye uygulama o. mı gerçekten? Böyle Şimdi bu bir gerçekten bir uygulama mı? uygulama. Evet, bu böyle senelerdir de olan bir uygulama. Yani ben bildim bileli olan bir uygulama. Bunun nedeni de şu: bazı tur operatörleri, yani turizm firmaları belli pazarlar için otelden eksklüzif anlaşmalarla ilerliyormuş. Yani diyor ki bütün Rusya'da sadece ben satarım senin otelini, örneğin. Senin otelini sadece Temmuz Ağustos'ta değil, Nisan'da Mayıs'ta her türlü doldururum. Bunun sana garantisini de veririm. Bunlar tabii iyi masaya oturduğunuz zaman güzel şey şartları, pazarlık etme şartları. Ama karşılığında bana daha iyi fiyat vereceksin. Ya yani başkasına 150 veriyorsan bana 100 vereceksin. Ve bu fiyatlarla anlaşma yapıyorlar. Anlaşma nerede geçerli? Sadece Rusya'da geçerli. Örnek verdik şimdi. Bu anlaşma Rusya'da geçerliyken bunu birisi, başka bir ülke vatandaşı deldiğinde otelin buna tabii ki itiraz etme hakkı var. Ama bu tutup da müşteriye işte milliyet farkı, sen Türksün 200 euro ver diye değil, anlaşmayı kimle yaptıysa oraya itiraz etmesi gerekiyor. Yani bunun misafiri bu şekilde zor durumda bırakmak, tabiri caizse hatta hafif ırkçılıkla, değil mi, o olayı çözmek yerine anlaşmayı kimse yaptıysan, o pazarda senin muhatabın kimse, ona gidersin, dersin ki bak kardeşim biz seninle anlaşma yaptık. Sen bana sadece Ruslar için, oradan Rus turist getirmek için bu fiyatı aldın.
Ama işte gördüğün gibi bunlar da geliyor. Onun bir çözümünü bulmaya çalışırsın. Ya da eğer belli bir para talebin varsa bu anlaşma gereği o Peki. tur operatörüne, anlaşmayı yaptığın kişiye gidersin. Burada yapılan bir hataydı zaten, daha sonra otel grubu bir kamuoyuna açıklama da yaptı, özür de diledi. Ama kamuoyunun da bu şekilde haberi olmuş oldu bu olaylardan. Ama bu olay özelinde tam çok iyi anlattınız. Teşekkür ederim. Ama genel olarak da şöyle bir algı var. Yabancılar Türkiye'ye göre daha ucuz tatil yapıyor Türkiye'de. Ya değil, o algı şundan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi yabancıların tur operatörleri, yani bu işi tur operatörü nedir? Otel ve turist arasındaki tüm organizasyonu sağlayan kuruluş. Gerekirse uçak ayarlıyor, işte oteli ayarlıyor, birçok hizmeti ayarlıyor ve bunu bir paket haline getirip turiste sunan firmaya biz tur operatörü. Şimdi tur operatörü Nisan ayında, Mayıs ayında, şu aylarda o oteli doldurmak üzere bir anlaşma yapıyorsa tabii ki yüksek sezonda da uygun fiyat alacaktır. Ama Türk tur operatörleri Nisan'da, Mayıs'ta böyle bir doluluk sağlayamıyorlar ki. Ya bunun şununla alakası var. En basit örneğin, ya bir firmadan 1.000 tane efendim fincan alırsanız fiyatı başka olur. 200 tane fincan alırsanız fiyatı başka olur. E şimdi Alman tur operatörü bir otelciye gidiyor, diyor ki ben sana Nisan'da bile İşte 50 oda koyacağım, 100 oda koyacağım. Mayıs'ta seni dolduracağım. En boş ayları adamın. E karşılığında sen de bana Temmuz'da, Ağustos'ta işte %10-20 daha ucuz fiyat vereceksin gibi. Bunları atlıyoruz biz birazcık. Ve şunu da karıştırıyoruz. İşte Nisan ayındaki, Mayıs ayındaki fiyatı sanki yabancı Ağustos'ta da ödüyormuş gibi bir hava estiriliyor sosyal medyada. Yani Nisan, Mayıs'ta sen de gitsen belki çok ucuz fiyat Off season. alabilirsin oteli. Aynen. Tabii ki. Ya onları biraz fazla karıştırıyoruz ama bir ciddi bir neden daha var. Bilmiyorum, buna kimse pek dokunmuyor ya da dokunmak istemiyor, ben söyleyeyim burada. Şimdi Türkiye'de iki tane çok önemli tur operatörü var. Türklere hizmet sağlayan. Buna biz isimlerini vermeyelim. ABC Turizm'le XYZ Turizm diyelim. Bakın, Antalya, Bodrum, bütün bu sahillerdeki otellerle anlaşmaları ABC Turizm ya da XYZ Turizm yapıyor. %90'ıyla. Ve anlaşmayı yaparken de diyor ki benden başka hiçbir efendim müşteri benim dışımda hiçbir yere hizmet vermeyeceksin. Yani müşteri nedir? Turist. Ahmet, Mehmet sana direkt bile telefon etse, hayır kusura bakmayın şu firma üzerinden, ABC üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz diyeceksin. Ve bunların arasında da şey var, yani paylaşmışlar. Hani 10 otelin 8'i ABC'de, İkisi XYZ'de. Öyle olunca onlar da fiyatları belirliyorlar tabii piyasada. Klasik ekonomi kuralı. Bir rekabet Rekabet yok ki. yok o zaman. Açık rekabet yok Tabii ki esasında. açık rekabet yok tabii. Çünkü ABC Turizm sahildeki 30 otelle özel bir anlaşma yapmış. Benim dışımda hiçbir Türk turist bu otele giremez diye imzalamış anlaşmayı. E sen mecbursun, o otelde kalacaksan ABC'den geçeceksin. Ve hani diyorsun ki tamam otelde kalmayayım, başka otelde kalayım. Başka otel yok ki. XYZ. Hepsini kapatmışlar. Sadece küçük oteller falan filan dışında. Yani büyük resortlardan bahsediyoruz tabii. Bu büyük resortların tamamı ya ABC ile ya XYZ ile çalışıyor. Bu da tabii rekabeti öldürdüğü için fiyatta da Evet. aracı lehine fayda sağlıyor. Booking.com'un da hani Türkiye'deki faaliyetlerini E durdurma sebebi. tabii ki tekelcilik anlayışı. Yani çünkü booking.com gibi onlarca firma var. Aslında dünya turizmi birazcık değişiyor artık, bu tur operatörlerinin tek elinden çıkıyor. Ama sadece bizim ülkemizde hala bu sistem devam. Belli tur operatörleri belli otelleri kapatsın. Onun dışında kimse o oteli pazarlayamasın. Ne internette, online'da, ne başka şekilde. Ondan sonra dolayısıyla da o tur operatörü ABC dedik ya, pazarda belirleyici olsun. Aynı şey havayolu için de geçerli. Bakın çok enteresan. Mesela Türkiye'de son 20-25 yıldır inanılmaz şekilde Türkler övünüyorlar. Abi, Türk Hava Yolları muazzam büyüdü. Türk Hava Yolları şöyle büyüdü. Türk Hava Yolları bilmem ne. Şu an eskiden 200 dolara bilet bulabileceğimiz yerlere 600-700 dolar ödüyoruz. Bunu herkes konuşuyor piyasada. Turistten bahsediyorum. Girin açın. Çok meşhur Sky işte bilmem ne var. Oradan bilet arayın. İstanbul, Paris.
150 dolara eskiden bilet bulunurken 400 dolara bulunur. Niye? Çünkü Türk Hava Yolları tekel oluşturur. Ve bunu biz 20 sene boyunca milli hassasiyetlerle alkışladık. Aman Türk Hava Yolları, aman başımızın üzerinde yeri var. E ne oldu sonuçta? Tüketiciye patladı. 70'li yıllardaki şey gibi, hani topaç arabalar vardı ya. Evet. Herkes onu evet. kullanmak zorunda. Onun gibi bir durum. Şimdi Open Sky diye bir anlaşma var. Kimse konuşmuyor Türkiye'de. Avrupa Birliği'nin çıkarttığı bir sistem bu. Nasıl biz gümrük birliğine dahil olmuş bir ülkeyiz? Open Sky da bir yerde havacılık sektöründe gümrük birliği. Öyle söyleyeyim size. Ben şu an yurt dışındayım biliyorsunuz. Fas'tayım. Bir Afrika ülkesi. Fas Open Sky anlaşmasını imzalamış bir ülke. Birçok ülke bunu imzalamış durumda. Tüm Avrupa ülkeleri ve Fas gibi bir takım Akdeniz çanağındaki farklı ülkelerde bu anlaşmayı imzalamışlar seneler önce. Türkiye 20 senedir bu anlaşmaya girmeyi reddediyor. Neden? Türk Hava Yolları'nın ve onun yanında diğer o sarı kırmızı renkleri olan hava yolunun tekeli Türkiye'de hüküm sürsün diye. Çünkü ne sağlar bu Open Sky anlaşması? Kısaca onu söyleyelim. Fas örneğinden gidelim. Fas Open Sky anlaşmasını imzaladığı için herhangi bir Avrupa hava yolu firması, yani yabancı, Alman olabilir, İngiliz olabilir, Türk olabilir diyelim. Türkler de bu anlaşmanın içerisinde. Marrakeş, Londra hattı mesela. Ya bu kar getiren bir hat, ben buraya yatırım yapacağım deyip rahatlıkla Marrakeş'ten Londra'ya uçak seferi koyup bunu pazarlayabilir. Firmanın Türk firması, Fas firması ya da İngiliz firması olması şart değil. Yani mesela yine bir örnek verelim. İşte siz bu anlaşmaya girdikten sonra bir Türk hava yolusunuz. Bu Türk hava yolu olarak Münih, Paris seferi yapabiliyorsunuz. Orada bir şey görüyorsunuz, ticari bir fayda görüyorsunuz. Ha bu ne getiriyor? İç hat yapabiliyor musunuz? İç hat da yapabiliyorsunuz. Almanya iç hat yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi o yüzden mesela Avrupa'da bilinen büyük low cost firmalar var. EasyJet, Ryanair, efendim Transavia. Bugün Marrakeş'teyim ben şu an. Marrakeş havaalanına gidelim. İngiltere'nin her şehrinden, Almanya'dan, İtalya'nın böyle küçücük şehirlerinden, İspanya'nın Alicante'sinden saat başı uçak var. EasyJet, Ryanair, Transavia, her yerden uçak yağıyor. Ve bunlar 150 dolar, 49 dolar bazen, işte 210 dolar. Biliyorsunuz nasıl sistem. Herkes bir bilet buluyor, arıyor çünkü rekabet de var aralarında. Ve farklı yerlerden bu şehre turist olarak geliyorlar. Şimdi uçak biletini o şekilde alıp geldiğinde ne oluyor? İşte o biraz önce bahsettiğimiz booking.com gibi sitelere girip serbest rekabet şartları içerisinde otellerini de satın alıyorlar. Ve ülke yeni turist kuşağına diyeyim ben size, 40 yaşa 50 yaşa kadar olan kuşağı ağırlayabiliyor. Yoksa biz Türkiye olarak hakikaten eski modelde kalmış durumdayız. Bugün gidin İstanbul Havaalanı'na ne eskisi gibi efendim İberya kaldı, ne British, ne farklı evet. bahsettiğimiz Ryanair'ler, EasyJet'ler. Türk Hava Yolları ve belli firmaların tek elinde bu iş gidiyor. Bakalım ne olacak, ne kadar gidecek göreceğiz. Zaten size yayın ondan sonra devam edeceğiz. Şikayet ediyoruz. Ya nasıl olur kardeşim, işte Küba'ya bilet baktım 1500 dolar. İşte Marrakeş'e bilet baktım 950 dolar. 4 saat yol nasıl 950 dolar olur? Olur çünkü rekabet yok. Rekabet yok. Rekabet yok. Rekabet yok. Peki son olarak kapatırken bir dövizin etkisini sorayım. Şimdi biz bundan önceki yayınlarımızı size yaptığımızda döviz de çok çok sert hareketler yapıyordu. İşte belirli bir süre sabit tutuyordu. Evet. Sonra bir şoku yaşanıyordu. Sonra tekrar sabit tutuyordu. Biliyorsunuz herkes biliyor. Bunun da işte turizm sektörü üzerinde özellikle ileriye dönük fiyatlama yapma öngörüde bulunmaları konusunda oldukça sıkıntı yarattığını konuşuyorduk. Hem şirketler üzerinde hem de turistler üzerinde. Evet. Ama şimdi farklı bir durum var. Şimdi Türkiye'ye gayet olarak Türk lirası değerleniyor. Hatta biraz önce açıklandı biz bu çekimi yapmadan. Son 2,5 yılın en değerli Türk lirasıyla karşı karşıyayız. Yurt dışına giden Türkiye için çok büyük avantajlı olmaya başlıyor. Yani ucuzlaşmaya başlıyor. Türkiye'de paylaşmaya başlıyor. İnanılmaz. Bakın ben geçen hafta İspanya'daydım. İspanya'nın en turistik şehrinde, merkezi bir yerde harika bir yemek yiyorsunuz. Ve herkes yanınızdaki ister istemez Türkiye ile karşılaştırıyor. Ya diyor, ben İstanbul'da Ataşehir'de bunları yemiştim, iki katını ödemiştim.
Sevilla'da işte en merkezi noktada harika bir restorandayız. Nasıl olur? İşte öbürü diyor ki ben şurada kahve içtim Türkiye'nin yarı fiyatına. Türkiye şu an çok pahalı bir yere geldi. Yani bunu en iyi ekonomistler açıklarlar. Nasıl bu hale geldi ama... Bu şunu söylemek lazım değil mi Murat? Bu sadece Türkiye'de yaşayan insanlar için değil. Yabancı için de Türkiye çok pahalı. Yabancılar Yani için biz de tabii zaten yani bu problem Rus, o. yani Rus Evet, tabii özel bir evet, durum evet. da. Rus'u saymıyorum da. Mesela bir Alman'ın Yunanistan'a, İspanya'ya, İtalya'ya veya Tabii, Türkiye'ye tabii, gelmesi tabii, tercih tabii. yaparken Türkiye çok pahalı, değil mi? Aynen, kesinlikle öyle. Yani bu farklı milletler bunu kavradıklarında tercih olarak işte İspanya'yı, Yunanistan'ı tercih ediyorlar tabii. Çünkü orada harcamaları daha uygun. Düşünsenize satın aldığınız şey bir kahve, işte Türkiye'de yanında da bir kruvasan diyelim. Türkiye'de buna 5 euro ödüyorsunuz. Hani İspanya'yı falan bırakın, Fransa'da 2,5 euro ödüyorsunuz. Evet. Ya, anlamsız bir dengesizlik var olayın içerisinde. Kuvasan memleketinde daha ucuz ediyorsun. Ya çok çok acayip, yani hakikaten çok acayip fiyatlar. Bunun mesela geçen şey duydum, TÜİK açıklama yapmış. En çok enflasyon artışı bu son 2024'ün ilk 3 ay rakamlarına göre turizm sektöründe oldu diye %105 açıklamışlar. Bu TÜİK'in açıkladığı. Şimdi TÜİK %105 açıkladıysa artık alışığız biliyorsunuz. Biraz daha Demek ki fazladır %150 yani en ya. az. %150 yani ne demek bu? Geçen sene 10 liraysa maliyet, %150'yi koy üzerine bunun 25 lira oldu 25. maliyet. Şimdi dolara bakalım. Geçen sene Ekim ayında dolar 29 lira, 28 lira falan bandındaydı. Hadi buna 30 lira diyelim, kolay olsun hesaplaması diye. Şu an dolar kaç para? 34 lira. %150 koyması gerekse, yani koyarsanız üzerine doların kaç olması gerekiyor? 70 liraya yakın, 67,5 lira olması gerekiyor. Geçen seneyi yakalamak için. Otelcinin maliyeti geçen sene 100 liraysa bu sene 250 liraya çıkmış enflasyondan. Geçen sene bu 100 lirayı karşılaması için otelci efendim 3,5 dolar alması gerekiyor. Bu sene 250 lirayı karşılamak için hesaplarsanız eğer işte 7 dolar alması gerekiyor. Evet, daha Atıyorum, fazla. tam matematik oturup Daha hesapladık, aynı. yaklaşık bu. Nasıl olur ya bunun tekrar bunun 3,5'a düşmesi lazım aslında mantıken düşünürseniz. Çünkü gelen yabancıdan bir sene 3,5, ikinci sene 7 alamazsın Tabii. aynı servis Onlar da için. bizim gibi enflasyon da yok. Bunun 3,5'a düşmesi için doların şimdi 67 lira olması gerekiyordu. Aslında. Olmadı. Türk parası değer kazandı. Ne yapacağız? Peki bu rakamlar yansımaya başlayacak mı? Yansıyor Ne mu veya yönden Turizm yansımaya? Bakanlığı'na? Yansıyor. Tabii ki herkes maliyetini düşünüyor. Ona göre dolar fiyatı belirliyor. Ya yani 50 dolara satıyorsa odasını mecburen en azından diyor ki 70-80 dolara satayım. 70-80 dolara sattığında da tabii bu rekabette bakıyor ki tüketici İspanya daha ucuz ya da Yunanistan daha ucuz. Mısır daha ucuz. Çok zor geçecek bu sezon. Çok zor geçecek bu sezon Ne diyelim, tekrar diye konuşuruz belki düşünüyorum. sezon arasında konuşuruz. Bakalım nasıl Evet. gidiyor Evet, eğer böyle giderse diye. döviz kurları ve maliyet fiyatları ki öyle gözüküyor, sezon zor geçecek turizmci için diyebiliriz son olarak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel, keyifli Ben ve teşekkür bilgilendirici bir ederim. yayın oldu. Kendinize çok iyi bakın. Fasa selamlar. Böyle. Asmandık. Görüşmek üzere.